Evet değerli arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Teşekkür ediyoruz. Yok. 2014 yılında bir avuç arkadaşımızla İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü kurduk. Allah'a hamd ediyorum ki 6. yılımızda Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir 6. şampiyon oldu. Tabii bir avuç taraftarımız ama inançları çok yüksek. 4 yıldır 5 yıldır kıl payı kaçırdığımız şampiyonluklar. Hiç yılmadık. Hiç bıkmadık. Hep mücadeleye devam ettik ve inancımızı hiç yitirmedik. Bu kulübün içini gezenler çok iyi bilir. Bizim 2014 yılında Mustafa Bey de çok iyi hatırlar. Kulübümüzün her yerine bir slogan yazmıştık. Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır. Dolayısıyla bu takım imkansıza inanmadı ve imkansızı başardı. Dolayısıyla başta teknik direktörümüz Okan Buruk olmak üzere yardımcı antrenörleri, tüm oyuncu kardeşlerim, yukarıdan aşağıya yani malzemecisinden sağlıkçısına, sağlıkçısından aşçısına kadar hepsi büyük emek verdiler. Hepsini kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Tabii burada bir ekip çalışması, bir aile duygusunu hiç yitirmedik. Yönetim kurulunun tamamına, benim yol arkadaşlarım gerçekten çok önemli bir mücadele verdiler. Gerek kulübümüzün CEO'su Mustafa Eroğlu kardeşim, gerek Mesut Altan, gerek Mustafa Saral, gerek diğer tüm yönetim kurulu arkadaşlarımız gerçekten bu işe çok inandılar. Onun için bence çok anlamlıydı. Ve gerçekten Türk futbolunda bir devrim niteliğinde bir başarı hikayesi yazıldı. Çok inandık ve başardık. Dolayısıyla tüm oyuncuları bir kez daha kutluyorum. Türkiye'nin yeni şampiyonu hayırlı uğurlu olsun. Tabii bir de biliyorsunuz bu 2020 dünyada da Türkiye'de de gerçekten olağanüstü durumlar yaşadık. Ve baktığınızda sağlık çalışanlarımızın her biri sağlık kademesinde hizmet veren o kahramanlara gerek hocamızla gerek oyuncu arkadaşlarımızla içeride soyunma odasında onu konuştuk. Bence 2020 yılının kahramanı ve şampiyonu sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz kupayı. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere. Sağlık alanında fedakarca hizmet eden tüm çalışanlarına ki bunu en iyi bilen bilenlerinizden biri benim. Gerçekten bu kupayı hak ettiler. Bence Başakşehir Futbol Kulübü ile birlikte sağlık çalışanları da bu yılın şampiyonudur. Ben ileriki süreçte daha çok uzun konuşmalar yaparız. Bizim meydanda Başakşehir taraftarı da bizi bekliyor. Oraya geçeceğiz. Ben bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm oyuncu arkadaşlarımı hepsini kutluyorum. Ve bize inanan herkese bir kez daha sonsuz teşekkürler ediyorum, saygılar sunuyorum. Nasıl bir yarış oldu başkan? Bir de bundan sonraki hedef ne Başakşehir? Biz her sene zorlu bir yarış içinde olduk. Yarış güzeldi. Ama biz hep saha içinde kaldık. Polemiğe girmedik. Bize yakışan şekilde davrandık. Dolayısıyla oyun gücümüze inandık. Ve ona inanarak mücadele ettik. Ve sonunda da bu işi başardık. Başakşehir Futbol Kulübü her zaman şampiyonluğu, zirveyi zorlayan bir takım olmaya hep devam edecek. Şimdi birkaç gün içinde bu şampiyonluk mutluluğunu yaşayıp ondan sonra da inşallah Avrupa'da da biliyorsunuz Türkiye'yi temsil eden bir takımız. Dolayısıyla inşallah şu Kopenhag maçını geçip Avrupa'nın ilk 8'ine kalmak en büyük arzumuz. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Okan Hoca ilk yılında şampiyon oldu. Bundan sonra Okan Hoca ile devam edecek misiniz? Okan Hoca ile sözleşmemiz devam ediyor. Okan Hoca biliyorsunuz benim çok eski yıllardan dostum, arkadaşımdır. Onunla gönül sözleşmemiz var. O devam ediyor. Dolayısıyla bütün ekip aynı inançta, aynı duyguyla yolumuza devam ediyoruz. Başkanım şunu sormak istiyorum. Sevilla maçı, Emre Belözoğlu'nun bir şutu vardı. O şut girseydi belki o sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olacak bir Başakşehir vardı ama bu sene direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele vereceksiniz. Bunun da ayrı bir gururu, ayrı bir coşkusu olacaktır elbette. Tabii ki öyle.
Yani bugün Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor olmamız. Yani bunun manevi boyutu ülkemiz açısından inanılmaz bir şey. Dolayısıyla bunun büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçından sonra inşallah büyük bir şölen stadımızda yapacağız şampiyonluk kutlamasını. İnşallah orada bu takımda oyuncu olmuş, terini dökmüş tüm futbolcularımız da buraya eski teknik direktörümüz dahil hepsini, Abdullah Hoca'yı da herkesi buraya davet edeceğiz. Bu şampiyonluk kutlamasına hepsinin şahitlik etmesini istiyoruz. Sayın Başkan, çok kısa aslında siz futbolculardan, teknik heyetten bahsettiniz ama sizin de çok büyük bir emeğiniz var bu şampiyonlukta. Ben geçen hafta Konyaspor karşılaşmasında tribündeki heyecanınızı ve bir taraftar tutkusunu taşıdığınızı hatırlıyorum. Burada da sevinciniz görülmeye değerdi. Siz neler hissediyorsunuz? Göksel Gümüş daha neler hissediyor? Yani ben duygularımı anlatmakta zorlanırım. Onun için fazla konuşmak da istemiyorum ama gerçekten çok büyük bir mücadele. Şunu özellikle söylüyorum. Önümüzde 100 yıllık çınarlar var. Bunların içinde saygı duyduğumuz camialar. Bunların içinde 6 yılda hiç 4'ün altına düşmemiş. Son 4 yılın puanını topladığınızda lider olan bir takımdan bahsediyoruz. Ve bugün Türkiye'de neredeyse 60 yıldır sonrasında 6. şampiyon olmak. Bu büyük bir onur. Uluslararası alanda büyük bir onur. Herhalde ben o duyguyu yaşamasam, yönetim kurulundaki yol arkadaşlarım o duyguyu yaşamasa, Okan Hoca ve teknik direktör o duyguyu yaşamasa, inanın bu işi başaramazdık. Allah o heyecanımızı hiç bizden almasın. Onun için biz hem oyun gücümüze inandık, Allah'ımıza sığındık, hep mücadele ettik. Mücadele ettik, doğru olduğumuza inandık ve sonunda zafere ulaştık. Sayın Başkan, şampiyonluk geldi. Önümüzdeki hedef olarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 dediniz ama Medipol Başakşehir kurumsal kimliğinin uzun vadedeki planlamasında hedefi nedir? Sıradaki hedef nedir sizce? Yani etap etap gitmemiz lazım. İlk önce Kopenhag maçının rövanşını geçmemiz lazım. Dolayısıyla sezon çok sert geçti, çok yoğun geçti. Dolayısıyla oyuncularımızı da bir an evvel dinlendirip birkaç gün çok ara da yok. Ondan sonra hemen inşallah Kopenhag maçının rövanşını bitirip sonra da Manchester United gibi dünyanın en büyük kulübünün kurasını çektik ama hiç önemli değil. Biz alışırız, çıkarız, onurlu bir mücadele veririz. İnanıyorum ki bu takım her şeyi başarır. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bekliyor. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun, var olun. Sizler de çok emek verdiniz. Takip ettiniz. Sizlere de sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başarılar. Sağ olun. Tebrikler. Sağ olun.